AKP iktidarının 86 maddelik birbiriyle ilintisi olmayan düzenlemeleri içeren torba kanun formatındaki bir kanun teklifi daha Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 13 saatlik bir çalışma sonunda apar topar kabul edilen bu torba yasa için muhalefetin verdiği önergeler ve öneriler reddedilmiştir. Ekonomik ve sosyal sorunların temelden çözümüne ilişkin hiçbir maddenin olmadığı bir kanun teklifiyle yine karşı karşıyayız. Tüm bu çabalar AKP iktidarının ilave bir kaynak arayışında olduğunu göstermektedir. Bu torba yasada enflasyona, işsizliğe, barınma krizine, çiftçiye, dar gelirliye, kısacası toplumun bileşenlerinin sorunlarına yönelik umut olacak, çözüm olacak tek bir öneri bulunmamaktadır. Kayıt dışılığın arttığı, tefecilik, kara para atlaması gibi olayların kamuoyunu meşgul ettiği bir dönemde AKP iktidarı Türk vergi sisteminde esaslı bir reform çalışması yapmaktan kaçınmıştır. Peki ne var bu 86 maddelik torba yasada? Yerli ve milli olduğunu iddia eden AKP iktidarı, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Anlaşması ile ortadan kaldırdığımız kapitülasyonları ve benzerlerini ülkemize yeniden getiriyor. 40 yıllık Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiyor ve kabotaj uygulamasını fiilen yürürlükten kaldırıyor. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun kabotaj başlıklı 31. maddesine eklenen fıkra ile Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde iki nokta arasında hava yolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları Türk Sivil Hava Araçları ile yapılır kuralına istisna getirilerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarının yurt içi ticari uçuşlarda kullanılabilmesinin önü açılmaktadır. Yapılan değişiklik ile kabotaj hakkı alenen devredilecek, hava sahası yabancılara açılacaktır. Bunun adı olsa olsa modern kapitülasyondur. Bu değişiklik ile 100 yıllık cumhuriyet kazanımlarımız yok edilmektedir. Yurt içinde neden yabancı uçak kullanılıyor? Yurt dışı için zaten kullanıyorsunuz. Bu yasayla yabancı uçak şirketlerine Türk hava sahasını istediği gibi kullanma ve de milyon dolarlar kazanma kapısı da açılacaktır. Yani ülkede kalması gereken katma değer milli hasılanın kira bedeli olarak diğer ülkelere aktarılması olacaktır. Maddenin görüşülmesi sırasında söz konusu düzenlemenin milli şirketleri nasıl etkileyeceği yönünde bir değerlendirme yapılmamıştır. 1926 yılında denizcilik alanında kanunla kabul edilen kabotaj hakkını 100 yıl sonra havacılıkta da yabancı tescilli uçaklara verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Ancak söz konusu madde teklif metninden çıkartılmalıdır diye verdiğimiz önerge 6 Aralık Çarşamba günü AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Milli çıkarlarımıza ters düşen bu 29 maddeye kabul oyu verenler tarihe geçmiştir.